Ankara'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla bizlerce sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Hocam Pikniğe konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz İsa Bakır var. Bakalım İsa Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, ürün ve ürün yelpazesiyle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak efendim. İsa Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz asıl bize teşrif ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Peki İsa Bey, sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Öncelikle İsa Bakır kimdir? İsa Bakır, biz aslen Gaziantep'liyiz. Birkaç kuşaktır gıda işiyle uğraşıyoruz. Daha 2000 yılından beri de ODTÜ'de yine restoran işletmeciliği yapıyoruz. Bunun ilk amiral gemisi de Hocam Piknik olarak ODTÜ'de ve Türkiye'de beğenilen bir marka Hocam Piknik. Peki sizler tam olarak kaç yıldır gıda sektöründesiniz? Ben İsa Bakır olarak 1984'ten beri buradayım. Oğlumla beraber 2000 yılından beri ilk işletmemiz olan Hocam Piknik'le başladık. Sonra ikinci, üçüncü, dört tane ayrı işletmemiz var. Birisi pide kebap restoranı, birisi sulu yemek restoranı, bir de pastane olmak üzere yine o tamamı ODTÜ içinde dört ayrı işletmemiz var. Şu an önünde bulunmuş olduğumuz Hocam Piknik ve Fiat'a arkamızda görünüyor zaten. Özellikle en çok tercih edilenlerden bir tanesi bildiğim kadarıyla Hocam Piknik kumpiri. Biraz ürün ve ürün yelpazenizden bahseder misiniz lütfen? Şimdi herkes kumpir yapıyor ama bizim yaptığımız kumpir diğer kumpirlerden çok farklı. Biz çift fırınlama yapıyoruz. Biliyorsunuz patatesi kızarttıktan sonra kaşarı karıştırırken patateste bir soğuma oluyor. Onun üzerine Rus salatası, soğuk su Rus salatası, soğuk mezeleri koyduğunuz zaman tamamen soğuyor ve bu bitinceye kadar o lezzeti vermiyor, o hazzı vermiyor. Ama biz kaşarı ve tereyağını karıştırdıktan sonra bir daha kızartıyoruz fırında. Ondan sonra soğuk mezeleri üstüne koyuyoruz. Kumpir bitinceye kadar o zevkle yiyebiliyorsunuz. Yani bizim Hocam Piknik'teki taktiğimiz bu. Lezzetinizin de küçük bir sırrını vermiş olduk buradan. Tabii ki bir de dikkatimi çeken bir diğer nokta ise ürünler kullanılırken ustalarımız gramaj gramaj hazır olan ürünleri kullanıyorlar. Bunun sebebi nedir? Şimdi şöyle bir şey, ben çaydan örnek vereyim. Çayını biraz fazla atarsanız hiç iyi olmaz. Az atarsanız yine iyi olmaz. Ama patates kaşar oranını tutturmak için ustadan ustaya fark etmesin diye biz orada tezgahta gördüğünüz gibi her bir porsiyonu gramajlarına ayırıyoruz. Bir usta sadece onu patatese ile karıştırarak verdiği için bugün de yediğiniz kaşarın kaşar patates oranıyla bir ay sonra, iki ay sonra veya A ustası, B ustası yaptığında kalite değişmiyor. Onun için bunların bütün ürünleri gramaj gramaj tereyağını, kaşarını ve patatesi bellidir bizde. Peki buraya gelip sizleri ziyaret edemeyecek olan izleyicilerimiz için de paket servisiniz mevcut mudur? Burada sadece ODTÜ içine hizmet edebiliyoruz. 8 tane kuryemiz var ama ODTÜ çok kalabalık bir aile. 40 bin kişi yaşıyor. Bu yakın Bilkent ve 100. yıla dahil servis yapamıyoruz. O müşterilerimizi ODTÜ'ye bekliyoruz. ODTÜ içerisindekileri yine de bir paket servisimiz mevcut oluyor. Evet, var. Aynı zamanda kardeş firmamız yani yine sizlere ait olan tabii ki yan tarafta bir de Piyata kafemiz, restoran alanımızda faaliyet göstermekte. Orada sunmuş olduğunuz hizmetler, oradaki ürün yelpazenizde neler vardır? Orada Piyata tabak anlamına geliyor. Bu tabak da dünya mutfağı, tavuk ve kırmızı etten olan tabaklarda ürünlerimiz var. Artı pide ve kebabı var. Biz Gaziantep'liyiz. Gaziantep'li olunca kebapsız olmuyor. Pide, lahmacun ve kebap Piyata'da yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem teveccüh gösterdiğiniz için sizler ve tüm müşterilerimize buradan teşekkür ediyoruz. ODTÜ'ye geldiklerinde zaten onları bir güler yüzle her zaman karşıladığımız gibi onları bekliyor olacağız.
Bizler de misafirperverliğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz İsa Bey. Değerli Altın Rehber izleyicileri, Ankara'da Hocam Piknik bizleri konuk etti. ODTÜ'ye yolunuz düşerse mutlaka bu kumpirleri tadın diyoruz. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak efendim?